Bizim konumuz abi ekonomi. Tamam Ekonomik ama ekonomiyi gidişattan diyorum. memnun musunuz Abi vatandaş ben olarak? mi? Abi uçuyoruz vallahi. 22 sene önce bir uçak yaptık. Benzini bitmedi, yere düşmedi daha. Ne dolduruyor ne bitiriyor. Şu gençlere bak ya. Sor şu gençlere sor. Ağlıyor lan çocuk, benim oğlum üniversite sonunda, para yollayamadım. 5 lira param var. Ayın 23'üne kadar nasıl yitireceğim? Bu ay Şubat 23'üne kadar 5 lira param var. Bak şaka söylemiyorum kızım, sen de çek. Ben 21 senelik emekliyim. Bak param bu. 4 tane kredi kartı var. 18 bin lira borcum var. Maaşı aldığım gün otomatik hesaptan kesildi. Buna geldiniz. Abim 160 lira elektrik parası veriyordum. 532 lira geldi. Hepsi otomatik kesiliyor. 1100 lira çocuğumun elektrik parası geldi. Bir üniversite öğrencisini ağlatıyorsa bu sistemin tamamını öpüyorum yanaklarından. Anlamıştır millet ne dediğini. Şu Çocuğunuz okuyacak ağlıyor. Bilgileri... O çocuğum bu sene bitirecek, ne olduk diye, ne olacağım diye ağlıyor. İngilizce, Rusça okuyan bir üniversite talebesi. Bu çocukların bir geleceği var mı? Sorun bakalım bir. Var mı lan bir şey bekliyorsunuz mu hayattan? Var mı? Bu güzel kızıma sor. Ben bu gençlerin yüzünden gülümsemeyi alan bu iktidarın Allah belasını versin. Lan beni alacaksa al ya. Ben öleceksem, bu memleket düzelecekse vallahi billahi bugün kendimi öldürürüm ben. Şaka söylemiyorum baba. 21 senedir. Ya senin dükkanın var, ben geliyorum. Baba yaşlısın, veremem. Ben fırın işçisiydim baba, emekliydim. Kimse iş vermiyor. Ben Allah'ına kadar doğrunun yanındayım, onu bunu bilmem. Siz emeklisiniz şimdi, doğru mu abi? Emekliyim, geçinemiyorum, param yok, bitti. Peki, Antalya? 22'sinde 400 küsür lira para yattı, 3.233 lira. 2.800 küsür lirası otomatik gitti. Oğlana 1.600 lira yollamak için gelecek aydan 2.000 küsür lira parasını yedim. Şubat'a kadar ben adam mı keseyim, adam mı yolayım? Yemin ediyorum parasında bir çanta parayla adam göreceğim. Önüne geçip de boynunu kesip o parayı alıp şu gençlere dağıtmazsam ben de insan değilim. Olmaz. Yani olmazım, olmazı yok bunun. Nasıl bir şey değil? Ben açım, aç. Bu yaştan şuradan dönercilerin önünden geçiyorum ben. 4 senedir bir ama tane döner yemedim. Hapse girme bu yaştan sonra. Girerim ben. Bu yanmış, çocuklar için hapse değil, boynumu bile ipe yollarım ben. O da kötü bir şey demiyor abi. O da kötü bir şey demiyor. Peki. Şu elektrik zamların için bu çok önemli ya. Bununla şikayetçi abi. Ya şikayetçi onu de. Onu da söylüyorum babacığım. Bundan 2 ay öncesi, 2 ay öncesine kadar 150, 140 elektrik ödüyordum. 12. ayda, evet 12. ayda 400 lira geldi. Zam dediler. Evet. Ondan sonra 1. ayda 755 lira geldi. 755 lira geldi. Ya ben hem kirada oturuyorum. Benim bir sürü çocuklarım var ya. Ya yiyecek ekmek parasına muhtaç oluyoruz ya. Böyle yiyeceğimiz yeme yani boğazımızdan giderken korkuyorum. Yarın neyi alıp da yiyeceğim diye çekiniyorum yani. İnsanlarımız bu duruma geldi mi abi şimdi gerçekten? Buyur. İnsanlar bu duruma geldi mi gerçekten? Ya abi hepsi var ya yangın. Hepsi aç. Ya yiyor ama. Gel öylesine yiyor yani. Ne olacak peki abi böyle? Ya işte ne olacağı yok. Duyuruyoruz, söylüyoruz. Şimdi ben bir vatandaş olarak da ne kadar söylesem maalesef bir yere gelemiyorum. Gelemeyiz de. Anca biz ne yapacağız biliyor musun? Toplanacak halk. Toplanacak. Çıkacak ya. Çıkacak caddeye. İsyan edecek ya. Zaten şu durumda isyandayız. İç harbindeyiz biz ya. Millet aç. Hırsızlık yapıyor. Çalıyor. Yıkıyor. Adam öldürüyor. Neye? Hep bunalımda. Bunalım yok. Olmadığı için ne yapıyor? Bir çareye başvuruyor. O da kendi kendini öldürüyor. Geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Bugünü bırakalım. Şöyle bir yere bakalım. Valla şu anda hiç geleceğimiz diye bir şey yok. Ben 76 yaşındayım. Ben gelecek diye bir şey bilmiyorum. Yanlış anlamayın abi. Sizin yaşınızdaki abilerimize ben burada konuşuyorum. Mikrofonu uzatıyorum. Geçmiş günlerle kıyaslıyorlar. 80'li 90'lı yıllarla kıyaslıyorlar. O abi günler çok kötüydü diyorlar. 90'lı onları çok arıyoruz ya. Biz 70-80'leri onları 90'ları kadar biz yine iyi kötü bir yüzümüz gülüyordu. Bir arkadaşının oturup bir çay içiyorduk. Şimdi çay da içemiyoruz. Bir selamlaşamıyoruz. Adamın yüzü gülmüyor ki. Gülmüyor ya. Teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. Şimdi siz dediniz ki abi ben emekliyim ama geçinemiyorum dediniz. Burası Antalya. Turizmin başkenti. Burada ben bazı emekli vatandaşlarla karşılaşıyorum. Yurt dışından geliyorlar. Burada tatillerini yapıp geri dönüyorlar. Evet. Onları çok siz seviyorum. Alt dudaklarından öpeceğim bir yakalarsam. Bana 2000 euro öyle gelip ben bunu yiyorum burası cennet demesin o zındıklar, ağzını burnunu tersine çeviririm. Yok öyle avanta. Onlar
Bir euro kaç para? Onlar ne, onu diyen şu bazı adam. Bir dakika babam lafım. Bazı arkadaşlarım çıkıyor benim gibi moruk uçmuş ihtiyar. Böyle yakışıklı bir çocuğa geliyor telefonunu göster. Lan telefon olmasa sen ne yapacaksın? Vay Nuh peygamber zamanında telefon varmış. Telefon. Ulan tövbe ya Rabbim yani beni günaha sokacaklar. Ne diyeceksen güzel bir şey deba. Ne diyeceğim? Deba oraya güzel bir şey anlat. Geldin dedim konuşacağım. Konuşacağım ben bu milletin insanıyım. Ya tamam da konuş da. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Tayyip Erdoğan bir numara diye mi bağırıyorsun? Ama yandaki adamla ne iş var? Konuşma ne konuşacaksın? Tayyip Erdoğan bir numara diye mi bağırıyorsun? 128 milyar Marmara Adası'na gitti. Onun için geçmiş, boş bir şey yok. Sen mi kendin akıllısın? Allah'ın izniyle seversen. Sakin. Herifin telefonunu sorsun, Almanya'dan gelen adamı sorsun. Anlat. Ne demiş hükümet? Ne diyorsun? Ne istiyorsun? Derdini anlat. Anlattım derdimi. Nasıl açım, anlat? Açım. Yok param yok. Para ver o zaman. Ne parası vereceğim? Geç çalış be. Oğlum ne çalış? İş ver o zaman. 68 yaşındayım. Nasıl? Ne işe? La onları bahane edip de burada ile... La olmuyor. Hükümete sürtünü dayıp da çırtlama burada. Siz nasıl görüyorsunuz? Hadi sen işine bak. Şu gençlerin yanında durabiliyor musun? Tamam. Yani gençlerin yanında niye duramıyorum? Tamam. Ne duruyorsun? Bu çocuğun parası var mı? İşi var mı? Tamam. Üniversite mezunu inşaatta mı çalışacak? Konuşma. Yürü git ya. Kaleğini yerim lan. Hükümet adayın kuşunuzu. Ağabeyden bir şey sömürüyorsun ya. Akşama kadar ben de ilk defa buraya geliyorum. Senin aklını yerim ben aklını. Abi bir şey yapma hiç gerek yok. Tartışma baba 80'li 90'lı yıllara geliyoruz mu şimdi? Evet. Bak ben 80 darbesini de gördüm. 61 ihtilalini de gördüm. İlkokula gidiyordum. 18-28 Şubat'ı da gördüm. Hepsini de gördüm. Ben inci, imancı, doğulu, batılı ayrımı değilim. Öz abim bana 10 lira vermezken Diyarbakırlı kardeşim bana 10 lirasının 9 lirasını veriyor. Ben böyle bir dünya istiyorum. Orayla burası böyle olacak. Benim Diyarbakırlı'yla bilmem neyle bir sorunum yok. Benim sorunum beni yöneten ahlaksızlarla. Köprüden geç para. Ona geç para. Lan bana soruyor dolarla mı? O zaman dolarla maaş ver bana. Dolarla maaş ver. Ekiciyi bitir. Tüketici. Her şeyi. Ya benim köyümde iki dönüm tarlam var. Ekemiyorum. 300 lira istiyor dönemini adam sürmeye. Mazot olmuş 15 lira. Ya benim bir motorum vardı. Sattım oğlumu okutmak için. 42 senede bir ev almışım şu Antalya'da bu meslekten. Oğlum iki üniversite mezunu 3,5 sene motokurye yaptı. Astım hastası oldu. Hiçbir yere iş almıyorlar. Ben AK Parti'ye üye olmayı bile denedim yok. 1500 lira istedim. 3 gündür bütün AK Parti teşkilatları evim var, emekli maaşım var. E borcum da var diyorum. Onu ben bilmem yapmasaydın. Bu mu bunların insanlığı? Bak İmamoğlu balık yemiş. Ulan onun Allah'ına kurban. Bir de rakı içerdim ben olsam onun yanında. Var mı böyle bir şey? Ha? Ben görüyorum daha önceki belediye başkanını. Her gün gidiyorlar Konya altında rakı balık yapıyor. Neydi o adamın adı neyse. Türel Efendi. Babası eski CHP'liydi. Kendisinin AK Parti ile ilgisi yok. Cebimde olsun diye ondan sonra yallah tazik. Ne güzel. Yeni yapılan şehir hastanesinin orada kaç bin dönüm yeri var. Onu kim biliyor bu Antalya'da? Peki abi şimdi birçok sıkıntıdan bahsettiniz. Diyelim ki iktidar değişti. Bu sıkıntılar çözülür mü? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Abi değiştiği gün her şey daha güzel olacak. Yağan yağmur bile daha sıcak yağacak bu garibanların üstüne. Kim yapacak? Kim yapacak? Halk. Abi bunlardan başka kim gelirse gelsin yapacak. Bunların hiçbir yolu kaçırır. Hepsi yapacak. Şakana gitmesin. İlk önce sizin yüzünüzü güldürecek. Şu güler yüzüm var ya bana bakarken gülecek gözlerinin içi. Gelecek olan ikinci Kemal kurtaracak. Onun şey yapma. Ben şimdi Kemal'mış, Memal'mış değil. Ben bu seçimde ona buna verdim diye. Ben Baydemir'e de oy verdim. Komünist Partisi'ne de oy verdim. Benim sağım solum değil derdim. Benim derdim. Sen kardeşim? Kimse bir şey yapamaz diyorsun. Ya kimse şu an yeni bir adam çıkması lazım ya. Güvenilir bir adam çıkması lazım. Mahsur güvenilir. Güvenilmez mi? İmamoğlu güvenilmez mi? Onlar adaylılık İmamoğlu olabilir. Niye güvenilmezsin? Ben İmamoğlu'nun seçimine evet. Buradan 4 tane çocuk şey olmaz abi. Ben onu demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu babamın değil. Oğlu değil. Abi gelelim evet. Boşver. Şimdi 80-90'lar bilmem daha önce kuyruk var diyorlardı. Ne kuyruğu vardı? Hastane kuyruğu var diyorlardı değil mi? Bak ben hastaneye gidiyordum o dönem. 6.30'da giriyorum sıraya. Sıram geldiğinde gidiyorum, ilacımı alıyorum, muayenemi alıyorum, ameliyat olacaksam o günü ya da ertesi gün oluyordum. Şimdi şu sırtımda bir yağ bezesi vardı. Akciğerde ameliyat oldum, böbrekte iltihap vardı. Bana 3,5 ay gün veriyor. Bu mu hastanenin gel? Ben 3,5 ay sonra ölsem, benim ameliyat yarım kalsa,
ameliyat oluyorum, sigortalıyım devlet hastanesinde, maaştan 260 lira bıçak parası. Niye? Niye şehir hastanesini 18 kilometre öteye yapıyor? E bu gariban çocuk nasıl gidecek oraya? Parası yok. Otobüs parası yok. Ya benim emekli kartım olmasa ben 10 kilometre yolu yayan geliyorum buraya. Yok. Var desinler gözüme. Gelelim şimdi kuyruklara. Tüp kuyruğu vardı. Onu çeken heriflere bir bakın, 90'lı yıllarda 3-5 tane soytarı. 70'li yıllarda cep telefonu mu vardı? Var mıydı? Yok. Ya var diyen bir tane. Alnını karışlarım 70'li yıllarda. O vardı ama alamıyordun. Alabiliyordun. Şimdi tüp kuyruğu var da alamıyorsun. Şimdi ekmek kuyruğuna giren vatandaşlar o zamanki kuyruğu konuştun. Tüp kuyruğu vardı. Amerika sana 74 çıkarmasında ambargoyu koydu. Ecevit Ayşe'yi tatile çıkardı. Kıbrıs'ı aldı. Ambargoyu koydu mu 3 gün. O Adana'daki Amerikan üssü var ya, adı neyse. Onun önüne sen tankını topunu dizersen Amerika 3. gün senin şeyini kaldırdı. Kimin kuyruğu vardı? Şimdi ne kuyruğu var? Ne kuyruğu abi şimdiki kuyruklar? Şimdi ben abi açlık kuyruğu var şimdi. Ben 75 kuruş eksik almak için 11 kilometre yol gidiyorum ekmeğe. Varlık kuyruğu demişti bu kuyruklara. Abi ne, kimin arkasında o kuyruk? Şöyle bir elleyelim de bizim elimize de gelsin. O kuyruğu tutanlar tepede. Her gün ballı kaymaklı. Ben bizi yöneten herifle aynı yaştayım. O benden bir gün önce doğmuş. Benim oğlumun bir tane motoru var. Birisi okuyor son sınıf üniversite, İngilizce Rusça okuyor. Ağlıyorsa bir üniversiteli çocuk, ben de istiyorum abi vatandaş olarak. Bir tane gemi istiyorum, onun oğlu gibi 5 tane gemi istemiyorum. Ya ben burada doğdum büyüm arkadaş. Ne Kurşunlu'ya gidebiliyorum, ne düdeni biliyorum. Kemer'in yolunu bilmeyeli 30 sene oldu arkadaşım, gidemiyorum yok. Bırakın başka ülkelere tatile gitmeyi, kendi ülkenize gidebiliyorsunuz. Abicim şakanıza gitmesin. Şu yolda yürüyorum bak, gençleri görüyorum pırıl pırıl. Ama yüzleri asık. Sanki akşam babasından dayak yemiş gibi. Ya yazık demiş şu güzelim çocukların haline. Niye bunların yüzünden gülümsemeye aldın? Baba telefonu göster. Lan o telefonun şimdi. Ya yemin ediyorum o telefon soran birini zaten bir yerini kırarım. Elim öyle gelmesin benim. Bende de var telefon. Bu telefon olmaz. 600 lira oğlumun babalar günü hediyesi. Ben sizinle nasıl haberleşirim telefonum olmasa? Köyüme nasıl gideceğim ben ya? Telefonum yoksa. Abi açım. Beni doyursun. Bana verdi 400 lira maaşla. Ben ne çocuk okutabilirim ne bir şey. Bu adamları bu dönemde bu gençler yollayacak. Yollamazlarsa sürülmeye mahkumdur bu millet. Ne okuyabilirler ne görürler. İmama ver 7000 lira. Öbürüne ver bu kadar para. Emekliye geldiğinde sen 400 lira geçin. Nasıl geçin sen emekli? Kale kapısında ben şey mi yapayım? Camide dilenim mi? Her camiye giden Müslüman mı? Bak nerede o kamera, nerede? Bak kardeşim, camiye giriş cuma gün 5 lira yap. Bir tane Müslümanım diye giderse ben de ekşek olup andıracağım. Rakıyı 5000 lira yap. Parası olan adam gene içer. İnancım benim burada. Ben insanların hepsini seviyorum. Kalbi temiz olanı. Dolandırmayan, yalan söylemeyen, çalmayan, çırpmayan, kul hakkı yemeyen. Ben Müslümanım diyen geçinenlerin hepsinden daha Müslümanım ben. Arapçayı da okudum, Kur'an'ı da okudum, Türkçesini de okudum, Nutuğu da okudum. Hepsi kitaplığımın baş köşesinde. Ben Atatürk çocuğuyum, Atatürk. Osmanlı çocuğuyum diye gezmiyorum buralarda. Osmanlı bir nesil değil, bir şey. Sülale. Ama Atatürk, Cumhuriyet, laiklik, her şey bu. En güzel memlekette yaşıyoruz. En kötü insanlar tarafından yönetiliyoruz. Layık mıyız biz bu düzene ya? Vallahi çok şey söyleyeceğim de beni götürürler. Götürürlerse de umurumda değil. Gider yatarım bu memleket için. Ne çıkar yani ben ölsem? Yazık, şu milletin yüzünü güldürsünler kardeşim. Babacığım istediğimiz tek şey şu emekli olarak. Asgari ücreti 4250 yaptıysa yetmez, hiç yetmez. Emeklinin ikini de aynı yap. 1300 lira alanı 2500, 2400 alanı 2900. Var mı böyle bir şey? Bana da ver 1500 lira fazla. Ben de geçineyim, oğluma para yollayayım. O da simit poğaça yemesin, döner yesin.